Bir Teker kanalından herkese merhaba. Bugünkü inceleme konuğumuz Alba Fold 2 modeli. Bisiklet bir süredir bende. Bu süre zarfında bisikletle edindiğimiz tecrübeleri, görebildiğimiz artılarını ve eksilerini bu videoda sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, bisikletin üzerinde gerçekten düşünülmüş. Mühendisler güzel çalışmalar yapmışlar. Bu belli oluyor. Neden belli oluyor? Hemen başlayalım arkadaşlar. Önden arkaya doğru gidelim, karışmasın. Öncelikle sizlere ekranından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu bisiklet normalde LCD ekranla gelmiyor. LCD ekranı alabilmeniz için üzerine ödeme yapmanız gerekiyor. Test cihazımız LCD ekranlı olduğu için ben bunun üzerinden gideceğim arkadaşlar. LCD ekranda yaptığınız kilometre, toplam kilometre, anlık kaç watt size güç sağladığı, ne kadar pilinizin kaldığı ve kaçıncı seviyede size güç verdiği ile alakalı birçok bilgi bulunuyor. Bu LCD ekranda kullanılan yazılım tamamen Alba'nın kendi geliştirdiği yazılım ve Türkçe olması da kendisini ön plana çıkarıyor. Sonrasında sizlere böyle ufak yine düşünülmüş güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da fren kollarına entegre olan zil arkadaşlar. Gerçekten çok kibar bir duruşu var ve işlevini gayet güzel yerine getiriyor. Çok önemli bir şey olmamakla beraber gerçekten güzel, insanı hoşnut bırakan bir şey. Fren kolları Zoom marka. Tabii ki bu fren kolları sensörlü olduğu için siz o freni sıktığınız anda direkt motorun gücü kesiliyor. İşlevini gayet güzel yerine getiren, o kauçuk yapısı sayesinde elinize hoş bir duyu bırakan, gayet güzel işini yapan frenler olarak geçiyor arkadaşlar. Fren kollarından bahsediyorum. Şimdi madem frenlerden girdik, hemencik fren bacaklarına da değinmeden geçmeyelim. Arkadaşlar bu bisiklette V fren kullanılmış ve fren bacakları Tektro marka. Tektro markayı sizlere şu şekilde sunmam gerekirse, piyasada fiyat performans olarak geçen fren bacaklarından arkadaşlar. Şikayetçi olacak noktalardan olacağını zannetmiyorum ama bu bisiklette olabilir dediğim şey, yani bu kadar iyi tasarlanmış bir bisiklette bence olması gereken şey de disk frendi. Keşke bu bisiklette disk fren görebilseydik arkadaşlar. Ama tabii ki biraz maliyeti yükselmiş olacaktı ama bence tam olacaktı. Önden devam ediyoruz ya, şimdi vites kolu diyelim. Vites kolumuz gayet güzel. 8 vitesli Shimano'nun bir vites kolu, zannediyorum ki Altus olması lazım. Gayet güzel işini güzel yapıyor. Kaliteli bir malzeme. Sonrasında benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi, biliyorsunuz katlanır bisikletlerin gidon yükseklikleri ayarlanabiliyor. Bunda cetvelli bir yapı var ve santimetre olarak gösteriyor arkadaşlar. Mesela benim katlanır bisikletlerde veya diğer bisikletlerde de en çok sıkıntı çektiğim noktalardan bir tanesi, bisiklete başka biri bindiği zaman ayarların tamamen karışıyor olması. O benim hoşuma gitmiyordu. Burada kendim hangi yükseklikte sürdüğümü görebiliyor ve sonrasında bisikleti başka biri sürüp tekrardan ben aldığım zaman aynı ayarları kolaylıkla getirebiliyor olmam. İnce düşünülmüş bir detay. İnce düşünülmüş şeyleri severim. Gerçekten hoşuma gider. Katlanma mekanizmalarına geçelim arkadaşlar. Katlanma mekanizmaları çok önemlidir. Bir katlanır bisikletin güvenliğini sağlayan noktalardandır. Ben yaklaşık düşüneyim bir 2015'ten beri katlanır bisiklet sürüyorum arkadaşlar. 7 sene olmuş. 7 senedir katlanır bisikletlerimin katlanma mekanizmalarından farklı farklı markalar olmasına rağmen hiçbir sıkıntı çekmedim. Hiçbir sorun yaşamadım. Bunun katlanma mekanizması da gayet kaliteli, hoş. Yani size bir çıkacakmış, oradan kopacakmış endişesi yaratmıyor. Şöyle bir detay vermek istiyorum. Bu bisiklet kurulu olarak geliyor arkadaşlar. Normalde bir bisiklet aldığınız zaman alıp onu servise götürmeniz ve serviste kurdurup garantisini başlatmanız gerekiyor. Ama bu bisiklet size kurulu şekilde geliyor. Kurulu şekilde gelmesinin size avantajı çok büyük. Onu alıp kutusunu açmadan böyle yükleneceğim, bisikletçiye götüreceğim derdiniz yok. Kendiniz açıyorsunuz. Onun haricinde çamurlukları var, güzel. Onlardan bahsedebilirim, gayet hoş arkadaşlar. Jant merkezlerinde quick release dediğimiz
mandallardan var ve kolayca bisikletin lastiğini sökebiliriz. Bu aslında zaten bir standart haline gelmiş. Bunu bu olumlu özellik olarak söylemiyorum. Zaten olması gereken bir durumdu. Arkadaşlar bunun ön ve arka ışıkları kendi bataryasından besleniyor. O da güzel bir detay. Öndeki ekrandaki kumandasıyla ön ve arka ışıkları aynı anda açabiliyorsunuz. Bu da sizi gerçekten hem ışık masrafından hem de zamandan kurtarıyor arkadaşlar. Sonrasından eklenen bir şey değil de bisikletin üzerinde bütünleşik olması güzel bir detay. Sade ve hoş görünüyor. Aynı zamanda sade görünüyor demişken benim bu bisikletle alakalı en sevdiğim şeye geliyoruz arkadaşlar. O da bataryasının kadronun içerisinde olması. Bisikleti katladığınızda bataryayı oradan anahtarını sokup çıkarabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir detay arkadaşlar. Bisikletin motoru 250 watt. Tabii ki bataryanın amperi daha yüksek olabilirdi. Ama bu sefer de kadroya sığmazdı arkadaşlar. Dilerseniz opsiyon olarak üzerine para verdiğiniz zaman arka bagajın üzerine de ek batarya koyabiliyorsunuz. Ama bana sorarsanız hiç gerek yok. Devam edecek olursak hemencik lastiklerinden bahsedelim. Lastikleri Kenda'nın elektrikli bisikletler için özel üretmiş olduğu lastikler arkadaşlar. Bir süredir deniyorum dedim. Lastiklerle alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Katlandığı zaman stabil duruyor mu? Çok fazla stabil diyemeyeceğim. Mesela bir Dahonlar kadar stabil diyemeyeceğim. Ama alt markalar kadar da kötü diyemeyeceğim. Katladığınız zaman şöyle elinizle tutup götürebiliyorsunuz. Selesinden tutuyorsunuz. Selesinin arkasında el tutma yeri var zaten. Oradan tutup götürebiliyorsunuz. Bazen ayrılabiliyor mıknatıslarından. Eliniz alıştığı zaman onu ayırmadan o şekilde götürebilirsiniz. Valiz taşıyormuş gibi arkadaşlar. Ayna koldan bahsedelim. Ayna kolda yine lastikler ve fren bacakları gibi fiyat performans ürünü seçilmiş. İşini görüyor mu? Gayet görüyor. Ayna kol hakkında çok fazla konuşmaya lüzum duymuyorum. Ama bir tık daha büyük yapılabilirdi. Çünkü bu bir nihayetinde bir elektrikli bisiklet. Birinci vitese çok fazla almıyoruz zaten. Hani birazcık büyük olsa son vitese aldığımız zaman çok yüksek hızlarda pedalımız boşa çıkmazdı diyorum. Selemiz gayet kaliteli bir sele. Velo markası sele anlamında gayet iyidir. Selesinin aynı zamanda geniş olması da güzel bir detay olmuş. Bu elektrikli bisiklet kullanıcılarının genelde istediği bir durumdur. Normalde sportif bisiklet kullananların istemediği bir durum. Ama bu bisiklete bu sele gitmiş arkadaşlar. Benim önceki katlanır bisikletlerimde en çok sıkıntı yaşadığım nokta sele borusunun kısacık olmasıydı. Yani ben uzun boylu bir insanım görece. En üst düzeye çıkardığım zaman bile bana yetmiyordu. Bunun sele borusu alabildiğine yüksek arkadaşlar. İstiyorsanız alçaltabiliyorsunuz. İstiyorsanız yükseltebiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Şu şekilde kocaman bir sele borusu var ve emin olun yetiyor arkadaşlar. Hemen arkaya geçelim ve motorundan bahsedelim. Bisikletimizin motoru Bafang marka. Gayet marka olarak iyi bir motor kullanılmış. Burada artı puanı verdim. Mesela şu an bilmediğimiz farklı bir marka motor olsaydı ya böyle hani giderken gidiyor. Hani acaba bir süre sonra hani çok yüksek mukavemete maruz kaldığı zaman veya çok uzun süre kullanımlarda ne tepki gösterir bilemezdik. Atıyorum bir sene kullanımda ne tepki gösterir bilemezdik. Ama Bafang markası marka olarak iyi bir marka olduğu için buna güvenebiliyoruz. O yüzden ben buradan artı puanı verdim arkadaşlar. Motorumuz 250 watt ama sizin ani güce ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda mesela kalkış zamanında veya bir kısa bir yokuşu geçerken aniden 500 wattlara kadar kendini çıkarabiliyor. Ben 440-450'leri falan gördüm. Aniden çıkarıyor ve birkaç saniye o şekilde varını yoğunu ortaya koyarak sizi destekliyor. Çok uzun bir yokuşsa bu desteğini kesmek zorunda kalıyor ve 250 wattlara tekrardan kendini ayarlıyor. O şekilde yokuşu bitiriyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir şeymiş. Ben bunun bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Çünkü kalkışta çok fazla yani hareket etmeyen bir şeyi harekete geçirmek çok zordur. Çok yüksek güç ister. Bu da dizlerimize zarar verir arkadaşlar. Hele ki elektrikli bisiklet kullananlar vitesi hep yüksekte bıraktıkları için alışkanlık olarak ilk başta kalkmak zor olur ve dizlerimize çok yük biner. İşte bu bisiklet ilk kalkış anında bu sıçrama enerjisini kullanıyor. 450 wattlara kadar kendini varını yoğunu ortaya koyarak yükseltiyor ve sizi harekete geçiriyor. Bu da gerçekten benim bu bisiklette gördüğüm bir detaydı. Önceki bisikletlerimde görmemiştim. Gayet güzel olmuş, hoş olmuş. Tebrik ediyoruz. Evet, arka aktarıcısına gelelim. Altus model. Shimano Altus arkadaşlar. Gayet benim
hem elektrikli bisikletlerde hem de katlanır bisikletlerde en sevdiğim aktarıcı. Sebebi de şu arkadaşlar, çok fazla yüksek modellere katlanır bisikletlerde gerek yok. Genelde hep düşük model kullanıyorlar, hep Tourney kullanıyorlar arkadaşlar. Ama Tourney bu Altus kadar sorunsuz bir model değil. Bu Altus modeli hem ayar tutma konusunda hem de vites aralıkları konusunda Tourney'den daha iyi. Ondan dolayı Altus al, keyfine bak diyorum. Çünkü ben 2-2,5 sene civarında Altus kullanan bir bisiklet kullandım ve inanılmaz memnundum. Benim için en üst düzey katlanır bisiklet de Altus'tur. Daha üstüne de gerek yoktur. Gereksiz masraftır arkadaşlar. Ama dişli için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Dişli'nin markası sanırım Sanra'nın bir dişlisi, Tayvan malı. Onun yerine Japon malı olan Shimano'yu kullansalar çok daha iyi olurdu. Arka dişliyi zannediyorum ki çok fazla önemsemediler. Sebebi de şu ki bisiklet elektrikli olduğu için, özellikle de göbekten elektrikli olduğu için dişliye güç binmiyor fazla arkadaşlar. Ondan dolayı dişliyi çok önemsememiş olabilirler veya maliyetten kısmak için böyle bir şey yapmış olabilirler. Ama Mega Range rublesi olduğu için birinci vitesi aldığınızda hemen hemen çıkamayacağınız yokuş yok diyebilirim arkadaşlar. Ama en yüksek vitesi aldığınızda, yani 8. vitesi aldığınızda yaklaşık 30 kilometre hızlarda pedaldan ayağınız artık kesiliyor. Artık iş görmez hale geliyor. Onun birazcık daha böyle 11'li falan olsaydı ilk baştaki, sanırım 14'lü ruble, 14-34 olması lazım. 14 olması yerine 11'li, yani 11-34 olabilseydi eğer, o zaman tadından yenmezdi. Ama katlanır bisikletlerle de çok yüksek hızlara çıkmak zaten birazcık tehlikeli. Normal bisiklet gibi ona bütünleşemiyorsunuz. Kavislerden dönerken o kadar böyle yere tutunamıyorsunuz. Katlanır bisikletlerin geometrisi birazcık farklı olduğu için çok yüksek hızlar tavsiye edilmiyor. Ama ben isterdim ki şöyle 35 kilometre saat hızlara kadar ayağım üzerinde gayet güzel bir şekilde tutunsun isterdim. Bu arka dişli değiştirilebilecek bir şey. Mesela ben bu bisiklete sahip olsaydım, eskidikten sonra bu dişlinin yerine Shimano'nun 11-34'lü rublesini takardım. Tabii ki arka aktarıcının destekleyip desteklememesi de önemli bu aralığı. Büyük ihtimal destekler diye düşünüyoruz. Çünkü biz daha öncesinde Sora aktarıcıya 11-36 takmıştık biliyorsunuz. Desteklememesine rağmen götürmüştü. Bu da götürür diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Arkasında da bir tane bagajı var. Bagajın üzerinde de çok kibar bir hareket yaparak lastik koymuşlar. O lastik de gerçekten dışarıdan almaya kalktığınız zaman pahalı bir lastik arkadaşlar. Ve bagajının 25 kilo taşıyor olabilmesi de çok iyi bir detay. Çünkü genelde 8, 9, 10, 11-12 kilolar civarında taşır. Üzerinde ibaresi de var, 25 kilo taşıyor diye. Bu da gayet güzel bir detay olmuş arkadaşlar. Bisikletimizi tanıttık efendim. Şimdi gelelim bunun performans konusuna. Yani elektrikli bisiklet acaba bizim ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılar mı? Yani istediğimiz gücü, istediğimiz performansı bundan alabilir miyim? Hemen ondan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi normalde bisiklet incelemelerinde şöyle bir sıkıntı var. Genelde herkes kendi performansına göre yorum yapıyor. Ya diyor bu çok güçsüz diyor, ya da çok güçlü diyor. Mesela ben sürdüğüm zaman şunu dedim, kafamda şu vardı. Abi dedim tamam ya, 250 watt yeter ya, hani daha fazlasına gerek yok yani. Bisikletin ilk önce mantığınızda bisiklet şeklinde oturtmanız gerekiyor. Eğer bunu motosiklet şeklinde oturttuysanız zaten siz bu bisikletten memnun kalmazsınız arkadaşlar. Gücü sizi tatmin etmez. Ama bu bir bisiklet, evet. Mesela normal düz yolda giderken arkadaşlar 250, zaten sizin pedala uygulayacağınız kuvvet 250 watt civarındadır. Elektriği tamamen sizi karşılar. Ama yokuş çıkarken bazen 400 watt bastırmamız gerekiyor olabilir. Ve 250 wattını bisiklet karşıladığı zaman ne oluyor? Geri kalan 150 wattı bizim karşılamamız gerekiyor. Bir zahmet onu da karşılayıverin diyorum. Çünkü bir bisiklet kullanıyorsunuz. Yani elektrikli scooter kullanmıyorsunuz. Elektrikli scooter'da ayaklarınızı koyuyorsunuz, gidiyorsunuz. O sizi ne kadar götürürse. Ama bununla böyle bir şey yok. Bu bir bisiklet. Ve elektrikli scooter 100 kilodan fazlayken bu bisiklet 17, 18, 19 kilolarda bir şey. Yanlış şimdi ekrana yazmışımdır. Ya 17 idi ya 19'du. Benim eskiden kullandığım elektrikli bisiklet 25 kiloydu. Bu kiloda olduğu için gerçekten bana hafif bir elektrikli bisiklet gibi geldi. Ve bataryası, gücü, her şeyi ona göre. Bu bir bisiklet arkadaşlar. Bu bisiklet olduğu için zaten mantık olarak da biz pedalı çevirdiğimiz zaman elektrik devreye giriyor. El gazı
Buna sonradan el gazı taktırabiliyorsunuz ama ben tavsiye etmem. El gazı taktırsanız bile sadece ne için kullanın? İlk kalkışta pedal çevirmek zor olduğu için el gazıyla kalkabilirsiniz. Sonrasında zaten pedal çevirdiğiniz zaman el gazına gerek kalmıyor. Çünkü sizin pedal çevirdiğinizi anlayan sensörler gücü kesmiyor, gücü devam ettiriyor, size yardımcı oluyor. Ta ki 24 kilometre hıza kadar, 25 kilometreye geldiğiniz zaman güç tamamen sizin elektrik devreyi kesiyor ve gerisinde siz gidiyorsunuz. Ki zaten 25 kilometre hızla bisiklet için normal, ideal bir hız diyebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, ben normal elektriksiz bisiklette de bir tur yaptığım zaman ortalama hızım 20 kilometre falan oluyor. 25 kilometre hız bize vermişse gayet güzel arkadaşlar. Onun haricinde ben bunu iki arkadaşıma daha denettirdim. Bir tanesi 83 kilo ve bisiklet binen bir insan değil, gayet ham bir insan. O gayet güzel olduğunu söyledi, memnun kaldığını söyledi. Yokuşlarda tabii ki biraz destek vermesi gerektiğini ama bu normal bisiklet sürüyormuştan ziyade kendisini gayet memnun ettiğini söyledi. Bir de 100 kilo civarında bir 45 yaşlarında bir arkadaşıma denettim. O ise bu bisikletle yokuş çıkamayacağını dile getirdi arkadaşlar. Sizlere bunu söyleyeyim. Yani kendisi 100 kilo civarındaydı. Normal bisikletle hiç çıkamazdı belki. Bununla da çok zorlayarak çıktı. Ama ben bundan memnun kalmadım dedi. Benim bir bisikletten ziyade bir motosiklet almam gerekiyor dedi. Bu bisiklet kimlere göre? Hemen ondan bahsedelim. Bisiklet sürmek bana koymaz. Ben ara sıra ona yardım ederim, ara sıra o bana yardım eder. Bu şekilde bisikletimi katlarım, istediğim zaman istediğim yere koyarım. Terlemeden işe gitmek istiyorum diyen insanlar için biçilmiş kaftandır arkadaşlar. Daha düşük bütçesi olan insanlar için bir şey diyemeyeceğim. Daha düşük modeller var ama işte onların da daha düşük özellikleri var. Belki beğenirsiniz, belki beğenmezsiniz ama benim için ben kendi arkadaşlarıma bu modellerden tavsiye ediyorum. Çünkü çok pahalı modeller var, çok ucuz modeller var ama genel olarak Türk insanının ihtiyacını karşılayabilir dediğim model özellik bunda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Sitesinde geçen bilgiye göre 1000 dolum ömrü var. 1000 dolum ne demek? Şundan bahsedeyim. 1000 dolum. Bunun menzili hemen hemen 40-50 kilometre var arkadaşlar. 50 kilometre desek biz haftada hadi 100 kilometre yaptık desek haftada 2 kere doldururuz. Haftada 2 ise yılda hemen hemen 100 kere doldururuz arkadaşlar. Bu da 10 yıl demek ki haftada 100 kilometre bilmiyorum herkes yapmaz zaten. Yani bu 10 yıl falan demek. Bunun böyle bir iddiası var. Yani böyle bir 4-5 sene beni mutlu edecek kadar olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sonrasında da en fazla bir pil alırız. Arabamın zaten senelik yaktığı yakıt bu bisikletin parasına denk. Yani pil değiştirmişim 4-5 senede. O da bana koymaz diyorum ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bu bisikletle kısa bir birlikteliğimiz daha olacak. Merak ettiğiniz hususları, bu konuda da video çek dediğiniz konular varsa yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bisikleti geri göndermeden önce onları da çekelim, sizlere yansıtalım ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.